Kripto sesli habere hoş geldiniz. Solana meme coinleri Aralık çılgınlığı sonrası %70 in üzerinde düştü. Solana ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Solana haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Solana haberleri için bize katılın. Gerçeklik kontrolleri yatırımcıların yüzüne bakarken Solana meme coinlerinin heyecanı azaldı. Bonk gibi popüler meme coinlerinin şöhret kazanmasına yardımcı olan Solana'nın etkisi izleniyor. Solana ağındaki meme coinleri çevreleyen coşku, son zamanların favorisi Bonk'un Aralık ayındaki zirvelerinden %70 in üzerinde dik bir düşüş yaşamasıyla dengelenmiş gibi görünüyor. Analistler bu gerilemeyi Solana'nın daha geniş fiyat düzeltmesine bağlıyor. Bu da Sol tokenlarına yönelik talep kaybına ve bunun ardından Solana blockchain üzerinde oluşturulan tokenlara yönelik yansımalara yol açıyor. Bonk'un düşüşü ve yatırımcı ikilemi. Şu anda piyasa değerine göre 3. en büyük meme coin'i olan Bonk, topluluk desteği eksikliği ve analistler arasında azalan iyimserlik ile boğuşuyor. İlk yatırımcıları kısa sürede milyonerlere dönüştüren kripto para şu anda düşük performans gösteriyor ve yatırımcıların seçimlerini sorgulamasına neden oluyor. Bu gerileme, Bonk'un benzeri görülmemiş başarı dalgasını önceki aylarda en yüksek fiyat noktasında yaşayanlar için özellikle cesaret kırıcı. Son verilere göre Bonk, son 24 saatte %1,5 düşüşle $0,00006 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, kripto paranın mevcut destek seviyesini aşabileceği ve potansiyel olarak daha da düşebileceği yönündeki endişelerini dile getiriyor. Bununla birlikte, potansiyel bir yeniden canlanma öngören bazı analistler arasında hala bir umut ışığı var. 2024 tahminleri ise $0,00007524'a kadar bir artışa işaret ediyor. Özellikle Bonk, Solana'da yaşanan son piyasa gerilemesinin tek kurbanı değil. Şapka takan bir köpeğin yer aldığı bilinen Doge Fund, ilk sahiplerine sermayelerinde %10.000 in üzerinde getiri sağlayarak başlangıçta önemli bir heyecan yarattıktan sonra %80'lik bir düşüşe tanık oldu. Ek olarak, her ikisi de kedi temalı olan Popcat ve Chippy gibi daha az bilinen tokenler, ömür boyu zirvelerinden %90'ın üzerinde düşüş yaşadı. Önemli kayıplara rağmen topluluklar hala potansiyel bir canlanma umudu taşıyor. Solana'nın Aralık patlaması. Solana'nın ekosistemi Aralık ayında, meme coin Bonk'un etkileyici yükselişi ve ardından Binance ve Coinbase gibi büyük borsalarda listelenmesiyle belirgin bir artış yaşadı. Binance, 15 Aralık'ta, kullanıcılara kripto varlık satın alma veya satma konusunda kolay bir araç sağlayan Bonk'un Binance Convert hizmetine eklendiğini duyurdu. Ancak ay ilerledikçe bu heyecan azalmaya başladı ve bu da kar alımına ve sermayenin diğer blockchain'lerdeki fırsatlara kaymasına yol açtı. Değerlemelerdeki hızlı artış, ivme kazanmaya çalışan yeni lansmanlarla birleştiğinde Solana merkezli meme coinlerindeki düşüşe katkıda bulundu. Bu faaliyetler, Solana'nın Saga telefon fiyatlarının $5,000'ın üzerine çıkması ve Sol piyasa değerinin diğer büyük tokenleri aşmasıyla ağ olan ilginin yaygınlaşmasına neden oldu. Solana, yatırımcıların portföyünde güçlü bir rakip olarak ortaya çıktı ve 7 günlük bazda işlem hacimleri ve ağ ücretlerinde Ethereum'u geride bıraktı. Blockchain, hızlı işlemleri, düşük ücretleri ve çok sayıda meme coin ihracı ile dikkat çekti. Sol token fiyatları Kasım başında $38'dan Aralık başında neredeyse $120'a yükseldi. Şu anda Sol, son 24 saatte %0,75'lik bir düşüşü yansıtarak $94,08'dan işlem görüyor. Ethereum yarışmacısının piyasa değeri $40,6 milyar seviyesinde bulunuyor ve işlem hacmi %73,2 artışla $3,6 milyara yükseldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.